Mirket abinin eşi Feride abla değil mi? Aa, bu da dün buzdolabına koymayı unuttuğu börek değil mi? Tezgahta kalınca uzun süre düşünme fırsatım oldu. Ben de ayaklanıp dünyayı gezmeye karar verdim. Hoşça kal Necati. Keşke içine ucuz peynirden koysaydım. Hep pahalısından koymuştum. Feride, bir sahnede iki ağlayan kişi fazla. Sen niye ağlayıp rolümü çalıyorsun? Bu Allah, Allah tanrı kızım benim. İcatlarım. Hiçbir şey anlamadım. Böyle durumlarda çevirmen lazım. Çevir çevirmen. Bir şey üzülmüş gibi ama ciğerleri çok temiz. Bir dakika, açılın. Sen çevirmen değilsin, doktorsun. En iyisi bir Mirket abiye soralım ne oldu diye. Sen de kalbini bir kontrol ettir. Normalde pıp 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 diye atması lazım ama seninki başka atıyor. Kebap, 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 kebap. Mirket abi, eşin Feride abla neden ağlıyor? Ah ah, çünkü kızımız muallak zaman yolculuğunu keşfetti ve kontrolsüzce seyahat ediyor. İzleyin şimdi. Aa, kızın görmeyeli amma değişmiş. Abaküs olmuş. Necati, o değil. Sabret. Hoş geldin zaman yolcusu bebek. İnternette en az 2 milyon izlenmesi var. Yavru kedi de gelirse 3 olur. Ay, telefonumu kaptı. Hey, ne haber baba? Mualla, dur! Mualla mı? Kafam karıştı. Zampol, zampol! Operasyona hazır mısınız? Hazırız komutanım. Ama sen kor komutan mısın, tüm komutan mı? Ben mualla. Zaman polisi mualla. Benim kafam patatese döndü Mirken. Senin kaç tane kızın var? Niye hepsinin adı mualla? Yeni isim bulamadıysan dürümüye koyabilirsin birinin adını. Bir kızım var. Hepsi mualla'nın farklı zamanlardaki hali. En iyisi gelin fotoğraflarla anlatayım olayı. Albüme doğru yanaşın bakayım. Aa, küçüklük fotoğraflarım. Feride'nin ve benim zekam birleşince ortaya acayip zeki bir bebek çıktı. Bakın bu da zeka ölçeği. Bu Necati'nin zekası, bu benim zekam, bu da kızım mualla'nın zekası. Aa, Kadriye'den zekiymişim bakın. Necati Kadriye değil, süpürge o. Süpürgeden daha zekisin. Yeter de artar bana. Neyse, mualla 1 yaşındayken zaman yolculuğu bilekliğini icat etti. Ama bilekliğinin yer ve zaman ayarı dengeli değil. Bu yüzden zamandan zamana sürükleniyor. Benim dengeleyicim var ama mualla yerinde durmadığı için denk getiremiyorum. Biz yardım ederiz sana. Aa, aynı şu anki halimize benziyor. Zaten fotoğrafı şimdi çektim. Ha, gelecekten mi geliyorsun? Söyle bana, büyüyünce çiğ köfte olabilecek mi? Sakın muallaya değmeyin. Yoksa siz de onunla birlikte zaman yolculuğuna çıkarsınız. İşte dengeleyici bu. Sadece muallaya isabet ettirmem gerekiyor. İşte şurada. Yetişemedim. Şurada. Bu da olmadı. Şurada. Bu sefer yakaladım. Mualla değil bu. Muallayı mı işaret edecektik? Ben kim daha iyi şurada diye bağırıyor yarışması yapıyoruz sanmıştım. İkinci birlik zampol mualla göreve hazır. Öyle demeyeceksin. Muallayı gösterip şurada diyeceksin. Sen yenisin galiba. Necati abi dokunma sakın. Necati ne yaptın sen? Senin yüzünden Şakir de zaman yolculuğuna çıktı. İyi olmuş. Zamanı çocukları hep evde oturuyor ekran başında. Biraz dolaşıp hava alsın. Zampol botları. Zampol yeleği. Ne oluyor? Zamanda geri gidiyoruz. Sakın tutun. Tutundum. Kokuyor ama. Bağır adamıyım ben. Dinozor suyuyla yıkanıyorum. Ben en iyisi bırakayım. Of. Abi ben çok sıkıldım. Yıllardır burada oturup şu taşa bakıyoruz. Heyecanlı hiçbir şey olmuyor. Başka taşlara bakalım abi. Bak, büyük taş var, sivri taş var, normal taş var. Gerçi bu deminkinin aynı. Yok, ben gidiyorum. Dünyayı gezeceğim. Dinozor ve taş dışında bir şey görmek istiyorum. Peki sen bilirsin. Geçmişe gelmişiz. Hem de dinozor çağına. Eve dönmek istiyorum ben. Operasyona gidiyoruz. Korkmanın vakti değil asker. Ama siren çalmanın vakti. Nani nani. Bebekken de aynı sesi çıkarıyordun.
O zaman seninle oynaması daha eğlenceliydi. Zaten zaman bilekliğim dengede değil. Çok vaktimiz yok. Ama çok yumuşak şekerimiz var. Yer misin? Hem de dinozorlu. Hep böyle amalı mı konuşursun sen? Hep değil. Ama çoğunlukla. Zaman polisleri ne iş yapıyor tam olarak? Şimdi anlarsın. İşte hedefimiz bu. Operasyonu tamamlayalım, seni geri götürürüm. Hadi, şimdi beni takip et. Gittiğim yerlerde de sıkıldım, geri döndüm. Ben yokken bir şey oldu mu? Ben zaman polisi Mualla. Çabuk elindeki telefonu bırak. Hem daha telefon icat edilmedi. Nereden buldun sen onu? Bebeğim biri düşürdü. Hem bir şey yapmıyorum ki. Fotoğraf çekiliyorum. Daha sosyal medyada icat edilmedi. Nereye yükleyeceksin sanki fotoğrafı? Evimin duvarına asarım. Gerçi mağarada kalıyorum ama olsun. Zaman yasalarına dayanarak bu telefona el koyuyorum. Ne yapıyorsun? Daha nasıl sinirlenilir? Bir şeyle uzlaşılmadı. Şimdilik böyle sinirleniyorum. Hop bidi bop bidi hop bidi bop bidi. Şimdi geri dönebiliriz Şakir. Bana yaşadığın tarihi söyle. Çarşambaydı sanki. Yoksa pazartesi mi? Tam tarih ve adres söylemelisin. Yoksa çok tehlikeli bir yere zaman yolculuğu yapabiliriz. Adres... sokağımızda yaşlı bakkal var bir tane. Otobüs falan geçiyor. Neyse tamam. Babamı azıcık tanıyorsam bir zaman suçu işleyerek bize sinyal yollayacaktır. Ama tanımıyorsam da göbeğini kaşıyıp mandalina soyacaktır. Kızım Mualla'yı azıcık tanıyorsam Şakir'i getirmek için bizden tam tarih ve konum sinyali bekliyordur. Yalnız Şakir'i getirecekse akşam vakti getirmezsin. Evde yokum çünkü. Arkadaşlarla saklambaç oynayacağız. Zaten öyle kolay değil farklı zamana sinyal yollaması. Ama Mualla bir zaman polisi olduğunu söylemişti. Yani bir zaman suçu işlememiz lazım. Böylece bilekliği bizi algılayacak. Zaman suçu mu? Çalar saatleri gıdıklamak gibi mi? Hayır. Ben yine de deniyorum. Ay Necati yapma dur. Böyle poz vermek amma zormuş. Ne güzel telefon şipşak çekiyordu fotoğrafımı. Sabit dur abi, sabit. Bakayım nasıl olmuş ha? Bu ne? Ben buna mı benziyorum? Böyle uzaktan bakınca benziyorsun. Bak böyle uzaktan. Çok uzakta. Gel buraya. Paramı iade edeceksin. Eyvah. Zaman yolculuğu bilekliğim kırıldı. Lütfen tamir edebileceğini söyle. Söyleyemem ama bir şarkı söyleyebilirim. Biz zaman polisiyiz. Soruları geçiştirmeyi severiz. Pekala Necati. İşte zaman yasaları kitabı. Bir zaman suçu bul bakayım şuradan. Şu güzel gibi. Zamanı dondurup kaçan uzay hamburgerlerini yakalama. Saçmalama, o çok büyük bir suç. Daha hafif bir şeyler bul. Yüzlerce yıl ceza mı yemek istiyorsun? Hayır ama uzay hamburgeri yemek istiyorum. Kesin asteroid soslu gezegen tadındadır. Şu nasıl? Necati, o içindekiler sayfası. Ver şunu bana. İşte bir tane buldum. Ayarsız yaşlandırma ve gençleştirme. Otur bakayım şuraya. Endişelenmeli miyim? Evet. O zaman endişelenmeyeceğim. Çünkü beklenmeyeni yapan biriyim. Hop, kafana çıktım. Nasıl? Beklemiyordun değil mi? Zaman bilekliğin olmadan nasıl geri döneceğiz? Pazartesiye ödevim var. Daha sizin pazartesiye milyonlarca yıl var. Yaparsın. Peki oyuncaklarım? Sınıf arkadaşlarım pikniğe bensiz gidecek. Şakir, şoktasın. Haklısın. Sakinleşmeliyim. Hayır, şokta olman lazım. Çünkü başımız dertte. Burada mahsur kaldık. İşin kötüsü babam zaman suçu işlediğinde başka bir zampol oraya gidecek ve babamı götürecek. Acilen yeni bir bileklik bulmamız lazım. Hani zaman bilekliğini sen icat etmiştin? Yenisini yapsana. Tamam, bana şu dalı ver. Biraz toprak, az da taş. Tada! Bu mu zaman yolculuğu bilekliği? Hayır tabii ki. Taş toprakla bileklik yapabilir miyim sanıyorsun? Hazır yapılmışından bulmamız lazım. Zampol, zampol! Burada yok. Burada da yok. Bulamadım ama altın yumurtlayan tavuk buldum. Doktor, şimdi bir işe yaramıyor ama ileride altın değerlenecekmiş. Öyle diyorlar. Dinozor çağında nasıl bulacağız zaman yolculuğu bilekliğini? Diğer zaman polisleri bilekliklerini bu çağda saklıyor. Zaman kalesinde.
Durum raporu asker. İşte kuş falan uçuyor. Dinozor geçiyor arada. Durum böyle. Aferin. Durun böyle. Durun değil. Durum böyle. Olaysızlıktan çok sıkıldık değil mi? Keşke şu kaleyi biraz daha geleceği kursaydık. Yarışa, maça falan giderdik. İyi de güvenliği nasıl atlatacağız? İzle şimdi. Bu dinozorların hepsi dinozor değil aslında. Evet, ben bir ineğim. Ne? Affedersin. İşte buldum. Atla Şakir. Vay, ben inek olamadım ama Selami araba oldu. Bunca zamandır içinde varmış demek ki. Efendim, bir şey yaklaşıyor. Söyle, yaklaşmasın. Hı, o ne? Tekerli dinozor. Yok yok, dinozorlu teker. Savunma pozisyonu al. Hadi tamam. O mu gerçekten? Hey, zaman bileklerini izinsiz almak yasak. Ayrıca dinamobil kullanmak da yasak. Peki elleri böyle sallayıp garip sesler çıkararak zampollerden kaçmak yasak mı? Hı, değil bence. Pekala. Biz zaman suçu işlediğimiz anda muallaya sinyal gidecek. Hazır mısın Necati? Değilim. Güzel. Anne, lollipop istiyorum. Bire hayta, lollipop dişlere zararlı. Ama neyse ki takma dişlerim var. Miket amca, Miket amca, oyun oynayalım mı? Evlat, adın neydi senin? Neyse unuttum. Sana bundan sonra kelebi surat diyeceğim. Muhalle abla, ikimiz de kollarımızı böyle sallıyorsak direksiyonu kim tutuyor? Direksiyona gerek yok ki Şakir. Hatırlamıyor musun? Kaza yaptık. Bu devirde dinamobil kullanmak yasak. Çabuk efendim havaya. Şimdi de bambo jambo dansı. Ne yapıyorsun evladım? Ne bileyim, bayağıdır birini tutuklamadım. Prosedürü unuttum. Şakir, bir sürü sinyal var. Babamların sinyalini bulmak için bana zaman lazım. Ben sana zaman kazandırırım. Affedersin. Bu devirde şu elinde tuttuğun cihazı kullanmak da yasak değil mi? Sonuçta o da gelecekte üretildi. Çocuk haklı. Tutuklusun. Sen de manyetik ağa attın. Bu devrin icadı değil. Sen de tutuklusun. Hop! Yapışkanlı ip de yasak. Sen de tutuklusun. İşte 21. yüzyıl civarı Ortaköy'de biri zaman suçu işlemiş. Sıkı tutun Şakir. Kim çözecek bizi? Kaldık böyle. Duş aldım. Mis gibi kokuyorum artık. Koklasanıza. Yaşasın! Kurtulduk! Dengeleyici nerede? Muhalla sabit dur! Dur, sana yardım etmeye çalışıyorum. Dur! Yeni bileklik aldım baba, dur! Bu zaten dengede. Bakayım. Harika! Her şey düzeldi değil mi gençler? Yoksa büyükler mi demeliyim? En iyisi bımbır prrrr diyeceğim. Kedide! Bak, kızımızı getirdim. Ama muhalla bebek değil, büyümüş. Anneciğim, seni çok özledim. Artık hep beraber yaşayacağız. Konuşmayı da öğrenmiş. Hanimiş muhalliş, hanimiş. Daha dün şu kadar çıktın. Dur valizini alayım içeri. Mamanı ısıtıyorum bak, gel hadi. Bir dakika, bir dakika. Burada mı kalacaksın artık? Yetişkin halinle mi? Zampoller peşimde olacak. Bir süre burada güvende olurum. Hadi içeri girelim. Sanki burada birileri bizi izliyor gibi. Şimdi yakaladım seni. MC! Bu seslenmeyi nerede duysam tanırım. Kesin biri benden bir şey isteyecek. Remzi neredesin? Sana sesleniyorum. Olmaz baba, çok işim var. Ne işin varmış bakayım? Tabii ki tüm gün video oyunu oynayacağız. Yaktın beni Necati. Yani bir işiniz yok. Alın bakalım şu saati. Bakın ne kadar da güzel bir saat bu. Evet, çok güzelmiş. Çabuk Peyami dedenin dediğini yapın. Başımı döndürüyor bu saat. Ne yapacağız biz bu saatle? Yoksa birilerini hipnotize mi edeceğiz dede? Saati tamir ettireceksiniz.
Zaman Bakanlığı'nda çalışan çok iyi bir tamirci arkadaşım var. Ona götürün. O gerekeni yapar. Hobara neley! Sen niye seviniyorsun Necati abi? Ben hep Zaman Bakanlığı'na girmeye çalışıyorum fakat beni hiç almıyorlar Canan. Ne olur bir kere girsem. Hayır beyefendi, alamayız. Lütfen zorluk çıkarmayın. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım sadece. Yasak beyefendi, yasak. Lütfen uzaklaşın, Zaman Bakanlığı burası. Aa bak ileride kim var? Şu ünlü şarkıcı Ferzan değil mi? Hayır! Neden Zaman Bakanlığı'na bu kadar çok girmek istiyorsun Necati abi? Çünkü orada bir sürü guguklu saat var. Ve ben guguklu saatlere bayılırım. Hoy! Hop. İn bakalım aşağı, terbiyesiz. Orada yemek yeniyor. Gıdıklanıyorum Peyami Dede, dur. Yapma lütfen. Özür dilerim. Guguklu saatlerden bahsedince kendimi tutamadım. Neyse uzatmayın. Hadi alın şu saati. Benim de işlerim var. Hay aksi. Yine bize kaldı iş. Hem senin ne işin var ki? Oyun zamanı. Sayenizde dedem de sizin gibi oldu. Elinize sağlık. Bir gün herkes video oyunu oynayacak. Hadi Remzi hadi. Daha guguklu saatleri görmeye gideceğiz. Tamam. Hadi hazırlanın. Hovaran oley. Guguklu saat zamanı. Ağzımla robot efekti yapıyorum ama olayla hiç ilgisi yok. Hiç büyümeyecekler. Hop diriditti top dirido. Çok neşeliyim, guguklu saat görmeye geldim. Ha? Yine mi siz beyefendi? Lütfen yine içeri girmeye çalışmayın. Saat tamir ettirmeye gelmemiş miydik baba? Guguklu saat mi tamir ettireceğiz? Durun. Biz zaten guguklu saatler için değil, saat tamir ettirmeye geldik. Arkadaşımızın kusuruna bakmayın. Nasıl yani? Guguklu saatlere bakmayacak mıyız? Necati, bir daha guguklu saat lafı duymak istemiyorum. Guguklu saat. O zaman girebilirsiniz, buyurun. Yürü Necati, yürü hadi içeri geçelim. Necati, az kalsın senin yüzünden güvenlik bizi içeri almayacaktı. Vay canına, şu saatlere bakın. Saatlere bakın. Burada hiç guguklu saat yok ki. Boş verin saatleri. İşimizi halledip gidelim buradan hadi. Nereden bulacağız biz bu tamirciyi? Bak baba, şurada danışma var. Hadi ona soralım. Merhaba, kolay gelsin. Biz tamirci bey için gelmiştik de acaba kendisini görebilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Atölyesi şurası. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim baba. Ben guguklu saatleri görmeden şuradan şuraya gitmem. Yürü Necati, yürü. Neden beni rahatsız ettiniz? Affedersiniz. Biz babamın saatini tamir ettirmek için gelmiştik de. Baban kim bakayım senin? Peyami? Ya, demek Peyami'nin oğlusun. Çok memnun oldum, çok. Biraz işim var, onu halledip geliyorum. Siz şurada oturun. Peki. Baba, ne oluyor? Ne olmuş? Günaydın. Sucuklu yumurta yaptınız mı? Uyuyakalmışız. Mesai saati bitmiş olmalı. Herkes gitmiş. Şimdi ne yapacağız? Kapalı kaldık burada. Merak etmeyin, ben birilerini çağırırım. Aha! İşte bir çağırma butonu. Ne yazıyor üstünde? Sakin basma. Sakin basma. Sakince basma butonu. Basalım. Hayır Necati abi, sakın basma yazıyor. Basma. Ne oluyor? Garip bir rüya gördüm. İçinde sucuklu yumurta yoktu. Ne sucuklu yumurtası Necati? İçinde sucuklu yumurta olmayan rüya benim için kabustur Remzi. Neyse, şu düğmeye basıp oda servisini çağırayım. Necati abi dur, yapma. Korkma Şakir. Sakin basma düğmesi bu. Sakin basmamız gerekiyor. Böyle. Ne? Yine mi? Düğmeye bastıkça zaman da geri gidip duruyoruz Necati. Basma artık şu düğmeye. Nasıl yani? Bunlar rüya değil miydi? Saçmalıyorsun Şakirciğim. Hiç sucuklu yumurtasız rüya olur mu? Bak inanmıyorsan tekrar deneyelim. Nerede bu düğme? Hayır! Sakin olun! Necati abi ne yaptın? Ya bilmiyorum. Sadece sucuklu yumurta istemiştim ben. Ne oluyor burada? Yoksa üzerinde sakın basma yazan kırmızı butona mı bastınız? Bekle sıkıldık, ne yapalım? Kusura bakmayın çocuklar, sizi de bayağı beklettim. İşim biraz uzadı da.
teşekkürler. Şimdi hepinizi geçmişteki halinize çevirebilirim. Bu bir solucan deliği. Arda arda butona bastığınız için zamanda yırtık oluşmuş. Bizi geçmişteki zamanlara götürecek. Olur. Ben gençken çok yakışıklıydım, biliyor musun Şakir? Ama geçmişte video oyunu yoktu baba. Hayır, oyun olmadan olmaz. Ne olur beni geçmişe göndermeyin solucan deliği bey. Sizi gençliğinize değil, sadece o zamana götürür bu. Yani gençleşmezsiniz. Sadece 1950'lerdeki gibi yaşarsınız. Ha? Ne oluyor burada? Bu da neyin nesi? Aman efendim, neler oldu bize böyle? Sanırım şuradaki solucan beyefendi yüzünden oldu. Buyurun efendim, şapkanız yere düşmüş. Ah, çok naziksiniz. Kaçın! Hadi kaçalım. Kaçamayız baba. Eğer solucan deliği dışarı çıkarsa tüm dünyayı eski bir zaman dilimine götürecek. Buna engel olmalıyız. Çocuk haklı. Bu işi sadece zaman ağacı düzeltebilir. Zaman ağacı da neyin nesi? Meyvesi saat olan bir ağaç mı? Zaman ağacı çok uzun zamanlardan beri Zaman Bakanlığında var olan bir ağaçtır. Zamanın tüm ayrıntılarını bilir. Hadi ona gitmemiz lazım. Çok biliyormuş gibi konuştu. Ses tonu da harika. Ben ikna oldum. Hadi guguklu ağaca gidelim. Gel tamirci, gel. Bir terslik olduğunu hissetmiştim. Yanlışlıkla zamanda bir yırtık oluştu. Bize yardım edebilir misin zaman ağacı? Sanırım sakın basma yazan butona bastı biri. Sakin basma butonu diyordu sanki. Sakince basmıştım. Sus Necati, sus. Butonu bana uzat tamirci. İşte butonu ayarladım. Tekrar bastığınızda yırtık kapanacak, ancak solucan deliğini içeri geri sokmanız lazım. Aksi takdirde sonsuza dek dünyada kalacak ve her şeyi eskiye çevirecektir. Bunu nasıl yapacağız? Onu bulmak da size kalmış genç adam. İşte buradasınız. Verin bakayım o kırmızı butonu bana. Bu onu biraz yavaşlatır. Kırmızı butonu ona verirsek sonsuza dek burada kalır. Çabuk kaçmalıyız. Harika bir sesin var. Filmlere dublaj yapsana sen. Sanırım benim aklıma bir fikir geldi. Fikir mi? Ne fikri? Yürüyün. Tamirci ağabeyinin atölyesine gidiyoruz. İşte buradaki boya aynasını kullanarak solucanı kandırıp zaman yırtığına sokabiliriz. Harikasın evlat. Tamam, biz aynayı yırtığa taşıyalım. Siz de solucanı dikkatini çekin ve buraya getirin. Solucan bey, kırmızı butonu mu istiyorsun? Gel de al o zaman. Hanimiş birik solucan, kırmızı buton mu istiyormuş o? Demek oradasınız. Bir de benimle dalga geçiyorsunuz ha? Gösteririm ben size. Oho, solucan bey, bunu mu istiyorsun? Hadi al bakalım. Gel. Şimdi butona bas Şakir. Yaşasın! Aferin oğlum. Bu çok iyi bir fikirdi. Evet evlat. Seni takdir ediyorum. Aferin. Siz de artık şu saati tamir etseniz de biz de evimize gitsek. Bir bakalım. Bunun pili bitmiş sadece. Ne? Bütün bunları iki tane pil için mi yaşadık? İki pil ve olmayan guguklu saatler içinmiş her şey. Olamaz. Az kalsın senin yüzünden dünyayı başka bir zaman dilimine götürüyorduk Necati. Hala guguklu saat diyorsun. Ne yapabilirim Remzi? Aklımdan çıkmıyor guguklu saatler. İşte saat tamam, gidebilirsiniz. Aslında arkadaşınız için elimde eski bir şey var. Teşekkür ederim amca, ama artık kırmızı butonlarla işim yok benim. Kırmızı buton değil. O kadar çok konuştun ki kafam şişti. O yüzden sana hayatın boyunca yetecek kocaman bir guguklu saat veriyorum. Al bakalım. Yalnız bir problemi var. Guguk kuşu yok içinde. Çok teşekkür ederim tamirci amca. Sen merak etme, ben hallederim o sorunu. Hadi gidelim öyleyse. Teşekkürler. Teşekkürler. Güle güle, güle güle. Peyami'ye de selam söyleyin. Necati abi, bıkmadın mı bu gürültüden? Necati, neden bunu bizim eve astın? Gürültüden duramıyoruz. Ne yapayım Remzi? Ben kendi evimden çok sizdeyim. Necati, başta saçma olduğunu düşünmüştüm. Ama şimdi çok eğleniyorum Necati. Yeter! Yeter! Yetmez Remzi! Öt Feridun! Ho ho hoy!